Görünceyi açtım. Tamam, size merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugünkü dersimiz mesleki temel uygulamalar, mesleki gelişim. Şimdi dersimizin konumuzu bir yazalım. Siz de o arada bana 9A ve 9B'den kim var bilmiyorum ama bir sınıfta biz daha bir ilerideyiz. Kaldığımız yeri bana bir söylerseniz oradan devam edelim. Evsel Atık'tan en son bir 9A'da mı yazdırdım arkadaşlar? 9B'de daha önce girmedik herhalde. Takip eden arkadaşımız kim? Bir söylesin bana. Bir hocam. Ben öğrencilik almaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi hocam, yeniden başlayayım bence. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Şimdi normal dersimizi işlerken 9A'da herhalde biraz öndeydik diye hatırlıyorum. Bir genel tekrar yapacağım ilk ders için. 9B'de de nerede kalmıştık? Bu tıbbi atıklarda kalmıştık herhalde. Bir bana söylerseniz ona göre denkleştireceğim. Eksik kalan yerden devam edeceğim. 9A'dan 9B'den haber bekliyorum. Çocuklar, ses geliyor değil mi? Bir sıkıntımız yok ses ve görüntümüzde. Ses geliyor mu? Alıyor musunuz? Kaç kişi var hocam? Şimdi? Evet hocam, biliyorlar. Sıkıntı yok. O zaman ben başlayayım. Siz eksik olan yeri devam edin, tamam mı? 9A'da herhalde diye hatırlıyorum. Evsel atık, ambalaj atık, tıbbi atık bunları yazmıştık. 9B'de de en son muayene odalarının genel temizlik ilkelerinde kalmıştık diye hatırlıyorum. Siz bana bir geri dönüş yapın şimdi 9A'dan 9B'den. Kim var şu anda bilmiyorum. Ben orada başlayacağım. Bunlar sizde yazılı var diye tekrar yapacağım. En son eşitleyeceğim. Şimdi bizim genel temizlik ilkelerimiz vardı değil mi? Genel temizlik ilkeleri. Bunlar önemlidir demiştik. Sınavda çıkabilir demiştik. Bunlar nelerdi? Şöyle yazalım, genel temizlik ilkeleri. Önemli demiştik. Neydi? Birinci maddemiz temizlik, temizden kirliye doğru yapılıyordu. Bunların hepsini örnekle açıklamıştım ben size, yine örneklerini vereceğim. Temizlik malzemeleri her bölümde kullanılan araç kelecin özelliğine göre farklılaşabilir. Mesela temizden kirliye doğru dedik. Ben hasta odasında öncelikle hasta masasını sildiysem, hasta masasını sildikten sonra daha sonrasında yer silimine geçebilirim. Fakat yeri sildiğim bezle hasta masasını asla silemem. Tamam mı arkadaşlar? Her bölümde kullanılan diyor. Mesela koridorda kullandığım temizlik malzemelerini ben hasta odasında kullanamam. Hepsi için ayrı ayrı malzemeler kullanmam gerekiyor. Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır. Mesela onun için nasıl bir örnek verebiliriz? Bir anjiyo işleminde hepatiti olan bir hastaya biz anjiyosunu yaptık. Hasta anjiyodan çıktı. Ne olacak? Bundan sonraki gelen hastada hepatit yok ise normalde böyle bulaşıcı hastalıkların temizliğinde hastanenin bir neyi vardır? Temizlik ilkeleri vardır. Enfeksiyon kontrolü. Enfeksiyon kontrol komitesi de var ama sonuç itibariyle bu temizliği yapan kişiler bu bulaşıcı hastalıkların taburculuklarından sonra odanın nasıl temizlenmesi gerektiğini bilirler değil mi? Ona göre bir temizlik yapılması lazım. Hemen arkasından ayrıca bir sağlam hasta alınmaması lazım. Çünkü bulaş riski var. Şimdi temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir. Yine ben size şuradan örnek vereceğim. Mesela Medicana'da çeşitli özel hastane diyeyim ben isim de vermeyeyim. Çeşitli bezler vardı ve renkleri. Bu renklere göre mesela atıyorum tamamıyla örnek vereceğim. Kırmızı bezle sadece masa üstleri silinir. Mavi bezle sadece yerler silinir şeklinde. Bunların bilgisi zaten siz çalışmaya başladıktan sonra veriliyor. Siz eğitimini aldıktan sonra sahalara çıkabiliyorsunuz. Şimdi temizlik bitiminde malzemeye uygun şekilde malzeme uygun şekilde yıkanıp kurulanır. Neden? Islak ıslak bırakmıyoruz mikrop enfeksiyon kaynağı olmasın diye. Bütün kirli malzemelerimizi yıkıyoruz, güzelce kuruluyoruz ve bir kenara alıyoruz.
Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz. Tamam, biraz önce söylediğimizin aynısı. Islak bıraktığımız an enfeksiyon kaynağı olacağı gibi bir daha o malzemeleri kullanmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu önlemek adına ıslak bırakmamamız gerekiyor. Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbirine karıştırılmamalı. İkisi de ayrı olduğu için birbirine karıştırılması etkinlik derecelerini de azaltabileceği için bunlar da uygun oranda hazırlanıp kullanılması gerekiyor. Şimdi cevap geldi mi hocam? Bir ona bir bakabilir miyiz? Manelerin genelde bizimle kalmışlar. En son hocam temizlikle bir alakası yok ama bir kişi plazma verilmiş olasın. Kanın tozlaşmasını sağlar da elinde hayır. Ne demiş anlamadım? Bir kişi plazma verilmesi konuyla alakası yok demiş. Merak ettiği için sormuş. Kanın tozlaşmasını sağlar değil mi? Hayır. Evet. Plazma tedavisi çok farklı bir şey çocuklar. Hocanız cevabını verdi. Yani plazma tedavisinde immunite yani bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için hızlaşma mekanizmasını dengeye sokmak için değil. Immün sistemi bağışıklık sistemini kontrol altına almak için tedavidir. Tamam, bunu bir kez daha tekrar etmiş olduk. Şimdi ideal bir dezenfektanın özellikleri, bunu da birkaç maddesini bilmeniz yeterli demiştim. Şimdi ideal bir dezenfektanın özellikleri. Etki spektrumu geniş olmalı. Yani etki alanı çok geniş olması gerekiyor. Hızlı bir öldürme sağlamalıdır. Mikrop öldürme hızının yüksek olması gerekiyor. Bunun dışında açık yere uygulandığında doğal direnci etkilememelidir. Toksik olmamalıdır. Kokusuz olmalıdır. Stabil olmalıdır. Suda çözünebilmelidir, temizlik maddeleriyle geçimsiz olmamalıdır, raf ömrü uzun olmalıdır, minimum yoğunlukta amacına göre maksimum etkili olmalıdır, ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır. Bundan da yine 3-4 madde bilmeniz benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi bir konuya daha değinmiştik hatırlıyorsanız, dezenfektan kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar demiştik. Dezenfektan kullanımında... Dikkat edilmesi gereken notlar. Yine bunda da sınavda çıkabilir dedim. 4 tane bilmemiz yeterli. Saf dezenfektanlar kullanmadan önce uygun oranda sulandırılmalıdır. Biz normalde dezenfektanları saf kullanmıyoruz. Sek kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Onların bir ölçüleri var, bir kapları var. Üzerinde yazıyordur zaten. Tamamıyla örnek vereceğim, atıyorum. Mesela 1 litre suya bir kapak koyun diye denilebilir. Bu şekilde ne yapıyoruz? Sulandırarak kullanmamız gerekiyor. Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliği yapılmalı ve ayrılabilir parçaları ayrılmış olarak dezenfektana konulmalı. Şimdi... Biz malzeme, mesela hastaya kullanılan bir malzeme var. Malzeme disposable değil, tekrar geri dönüşümü olabilen bir malzeme. Bunu ne yapıyoruz önce? Bütün ayrılabilen parçalarını ayırıyoruz. Hatta eğer ki boru şeklinde işte içinden daha su geçirmemiz gerekiyor. Önce duş suyun altında bu kanlı ve salyaları ya da mukuslu kısımları iyice temizliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Solüsyon içine atıyoruz. Bunu solüsyonda bekleme süresi de yine size bilgisi verilir. Sabahtan akşama kadar solüsyonun içinde tutmuyoruz tabii ki. Belli bir süresi var. Bu solüsyonda tuttuktan sonra ne yapıyoruz? Yine çıkartıyoruz. Musluk altında iyice duruluyoruz ve kurulamaya bırakıyoruz. Burada anlatılmak istenen bu. Şimdi dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme olarak dezenfektan atılmamalıdır diyor. Bunun dışında dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresinin uygulanması gerekiyor. Yani biraz önce söylediğimiz gibi mesela attığımız malzeme yarım saat bu büyüyebilmiş suda kalabilir. Daha sonrasında çıkartılması gerekiyor. Sabahtan akşama kadar durmaması gerekiyor. Veya şöyle de olabilir.
Siz bunu günlük değiştirmeniz gerekiyordu. Bu şekilde de üzerinde yazıyor olabilir. Günlük değiştirme işleminde de yine kullanılan malzemeleri iyi yıkadığınızda, kanından arındırdığınızda, sekresyonlarından arındırdığınızda suya bakarsınız. Suda herhangi bir kirlenme yok. Dolayısıyla bu suyu bir gün kullanabilirsiniz. Ama eğer ki hani işiniz acele ve yalap şap yıkadıysanız ne olacak? O kanlı kısımlar yine suyun içerisinde birikecek. Suyun rengi de değişecek. Dolayısıyla bunu bir gün bekletmenize gerek yok. Suyun tekrar hazırlanması gerekebilir. Siz bunu hazırlayacaksınız ve yıkadığınız malzemeleri suyun içine atacaksınız. Tamam mı? Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır. Kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Neden? Dedik ya hani bir litre belki bir kapak size uygun kullanım için verildi ama siz suyu azaldı diye üstüne su eklediğinizde bu sefer bu dezenfektanın özelliği kaybolmuş oluyor. Siz istediğiniz kadar yıkadığınız malzemeleri bunun içine atın belki mikropları yeterli derecede öldürmeyecek. Bu açıdan önemli. Bunun dışında solüsyon güneş ışığından korunmalı ve havayla uzun süre temas etmemeli. Evet, bunların saklandığı yerler var, depolar diyelim artık. Zaten çalışılmış olan alanlarda genellikle katlar değil, mesela ameliyathane gibi, anjiyo gibi daha bir yerin altında bölgeler olduğu için bunların özel dolaplarında saklanması gerekiyor. Bunun dışında kullanılan solüsyonlardan zaman zaman örnek alınarak etkinlikleri incelenmelidir. Evet, üreme var mı? Hanif hocamın da dediği gibi enfeksiyon kontrol hemşiresi geliyor. Ne yapıyor? Örneklerini alıyor. Üreme olup olmadığını bize bildiriyor. Üreme varsa ona göre biz tedbirimizi alıyoruz. Dezenfektan kullanan kişiler mutlaka eldiven takmalı, gerektiğinde maske kullanılmalı. Dezenfektan kullanımı ile ilgili eğitimler verilmeli, denetimler düzenli olarak yapılmalı. Evet, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi en son muayene odalarının genel temizlik ilkeleri dedik, değil mi sizinle? Onlara da girdik. Muayene odalarının genel temizlik ilkeleri. Bu da önemli dedik. Odadaki çöpler uygun şekilde toplanır. Bunlardan birincisi. Uygun renkli poşet seçilir. Bu poşetlerle ilgili hani okullar başlamadan önce sizinle bir online eğitim vermiştik, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bazı arkadaşlarınız onu izlememiş. Biraz önce ben size tahtaya yazacağım. Lütfen defterlerinize not alın. Tıbbi atık, evsel atık onları ayırmıştık. Hatta amblemini ben size şuraya çizmiştim. Bazı arkadaşlarımız not etmiş ama diğerleri not etmemiş. Onları uygun bir şekilde not edelim. Lavabolar günlük olarak klorlu temizlik maddesiyle temizlenir. Evet, bunların günlük olarak yapılması lazım. Zaten siz işe başladığınızda günlük olarak ne yapmanız gerektiğini artık düzenli bir şekilde yapı yapı öğreneceksiniz. Muayene masası deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Telefon ahizeleri her gün deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Doktor ve sekreter masası deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Tabii bunlar muayene işlemleri veya işte hastalar gelmeden önce yapılıyor ki temiz bir şekilde kişiler işlemlerine başlasınlar. Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınır. Pencere camları her kirlendiğinde temizlenir. Ayrıca haftada bir temizlenmesi gerekiyor. Her gün kapı tokmağı silinir, haftada bir de kapılar silinir. Zemin mop ile temizlenir ve daha sonra paspaslanır. Hasta girişi çok yoğun, giriş çıkışı çok yoğun olan yerlerde sadece günde bir kez yapılmıyor. Bu dikkat etmişsinizdir, belki hastaneye gitmişsinizdir. Kirlendikçe mop atılır, temizlenir, o görüntü, kirli görüntü ortadan kaldırmaya çalışılır. Kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesinde yıkanır, enfeksiyon önlemek adına. Pencere perdeleri göze görülür bir kirlenme olduğunda veya en az yılda bir kez yıkanır. Bunu daha önce biz sizinle hatırlıyorsanız paylaşmıştık. Normalde bir hasta odasından bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Perdelerin yılda bir kez silindiğini, işte duvarların silindiğini, perdelerin yıkandığını duvarların silindiğini söylemiştik. Ama
arada ola ki kirlenme oldu. Ne yapıyoruz? Bunları hemen indiriyoruz, yıkanması gerekiyor. Kirli kirli bırakmıyoruz. Yani yılını, gününü beklememize gerek yok. Bunun dışında ne dedik? Odadaki tıbbi cihazlar her gün deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Bazı tıbbi cihazları sizin ellememeniz gerekebilir. Hiç dokunmamanız gerekebilir. Onları da zaten çalışmaya başladığınızda söylerler. Hassas ayarlı cihazlar olabilir. Muayene masası çarşafı her hastadan sonra değiştirilir. Her hasta muayenesinden sonra örtü değiştirilir. Bunun için hani tek kullanımlık hasta örtüleri var. Rulo havluların daha bir büyüğü. Her hastadan sonra da bunlar değişebiliyor. Şimdi buraya kadar olanki kısımda anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Bana onu bir söyleyin. 9A'dan B'den kim var? Bana bir söyleyebilir mi? Hocam ben 9A'dan, ben 9B'den. Hiç sesiniz gelmiyor. Yok hocam diyor. Anlamadığınız hiçbir yer yok. Tamam, o zaman. Şu tıbbi atık, evsel atık, bunlara bir girelim. Yazmayan arkadaşlar vardı. Onlar özellikle not etsinler. Derste bana söylemişlerdi. Siz büyük ihtimal online'da da izlemediniz. Lütfen defterlerinizi açın, şimdi onları not edin. Yüz yüze eğitime başladığında zaten bunları da Hüsevda, Lamina, Esra, Adar. Bunlar A'da mı? Efe, 9A, A. Sadece S'de 9B. Karışık biliyorlar hocam, şu an 9 sayımız. Tamam, Adar'ı hatırladım, bir de tipi bir Sude soyadını yazar mısın? S'de soyadınızı yazın. Şimdi o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Evsel atık. Şöyle renkli yazacağım aklınıza daha iyi kalsın diye. Evsel atığı biz siyah renkli poşet kullanıyoruz. Tamam mı? Evsel atık deyince aklımıza ne gelecek? Şöyle diyorum. İdare binası. Bunları lütfen not edin. Hasta, doktor, hemşire odaları. Organik ve inorganik atıklar. Yılmaz Efe, 9A'ydı değil mi? Biz sizde bunları işlemiş miydik? O güzel not alıyordu. Yılmaz Efe, hocam sana soru sordu mu? Evet hocam dedi. Tamam, o zaman işte 9A'da işlemişim büyük ihtimal. 9A'dakiler bunları yazdıysa yazmasına gerek yok. 9B'dekiler yazsın. Eğer 9A'da eksikler olan varsa onlar da tamamlasın arkadaşlar. Şimdi evsel atık dediğimizde bir diğeri de hasta bakım ünitesi atıkları. Ben yazmanız için bekleyeceğim zaten. Bunları bir tekrar gözden geçireceğiz. Evsel atık dedik. Şimdi şuraya bir diyorum. Şuraya iki diyelim. Tıbbi atık. Tıbbi atıkta da kırmızı renkli poşet kullanılır. Tıbbi atık dediğimizde aklımıza neler gelmesi gerekiyor? Hemen onları yazalım. Enjektörler. İntravenöz kateterler. Tek kullanımlık. Yani disposable değil mi? Malzemeler. Burada şöyle tek tek gidelim. Foley sonda
Ya da şöyle diyeyim, foley, nazogastrik sonda ve trakeostomi kanali. Bilmediğimiz şeyleri ben şimdi üstünden geçeceğim, size açıklayacağım arkadaşlar. İdrar torbası ve bağlantıları, onun dışında izolasyon atıkları, delici, kesici aletler, bir diğeri kullanılmış pansuman malzemeleri, kan ve kan ürünleri, sekresyonlar, laboratuvar atıkları, çünkü ya da en altında kemoterapik ilaçlar diyelim. Şimdi sen ne yapacağım? Gözükmüyor mu? Hem gözükmüyor, bir de kemoterapik ilaçları çıkan ben konuya katkı bulunacağım sana. O ilaç kısımlarını çıkart. Şuraya çıkartalım o zaman. Peki. Sarı poşet geldi çünkü. Öyle artık yeni uygulamada kitaplarında yok çocukların. O zaman onu senden alalım hocam, o bilgiyi. Sarı poşet. Hatta şöyle yapalım. Tanım sana sınıf kısımlarını alalım. Tamam. Tamam mı? Hatta şöyle kesici delici aletlerde de mesela sharp box kullanıyoruz. Evet. Bu da direkt kırmızı poşet demiş ama. Yok, onu da çıkart. Onu da çıkartalım. Çocukların aklını karışmasın. Şurayı çıkartıyorum, evet. Sharp box yazalım. Evet, onu ayrı bir sharp box tutsun. Tamam, o ikisini o zaman arkadaşlar sadece şurayı alın, daha sonrasında onları biz ayrı olarak ekleyelim. Hocamın yeni bir şeyi var, işte sarı poşet dedi. Zaten kesici deliceltleri ben size söylemiştim, sharp box'a atıyoruz diye. Şimdi o zaman siz yazana kadar ben şöyle bir tekrar edeyim. Evsel atığında ne yapıyoruz? Siyah renkli poşet kullanıyoruz. Bu poşetler şu bildiğimiz basit yıkılabilen çabuk yıkılabilen ve ince poşetler değil, görmüşsünüzdür. Daha kalın plastik poşetler, tamam mı? İdare binası, hasta odası, doktor odası, hemşire odalarını, organik ve inorganik atıkları, kullandıkları malzemelerin atıkları yani kısaca, hasta bakım üniteleri atıkları, evsel atık içerisine giriyor. Siyah poşete atıyoruz. Tıbbi atık dediğimizde de kırmızı renkli poşet kullanıyoruz. Tıbbi atıkta arkadaşlar, kırmızı renkli poşet. Bunlar ne olabiliyor? Enjektörler, IV kateterler, disposable malzemeler. Disposable neydi? İsmail miydi? Adar bilir belki. Adar. Adar bilir misin? Disposable neydi? Adar, cevap bekliyorum. Hadi. Bilen varsa yazsın arkadaşlar, disposable. Tek kullanımlı, harikasınız. Kim dedi onu? Çatır çatır geldi. Sevda, Adar, Lamia, Esra, aferin, Yılmaz Efe, Lara, Balım Sıla. Evet, tek kullanımlı. Arda. Bravo size, aferin. Bilginin böyle geri alınması da güzel. Foley sonda, nazogastrik sonda ve trakeostomi kanülü. İdrar çıkışı olmayan insanlarda yine ne yapıyoruz? Plastik bir bot takıyoruz. Ya da işte az yoluyla beslenemeyen insanlara ne yapıyoruz? Plastik yoluyla mideye iniyoruz ve beslenmesini sağlıyoruz. Trakeostomi kanalı da arkadaşlar solunum yolunda herhangi bir sıkıntısı olan kişiye belki görmüşsünüzdür, tam bu boğaz kısmında takılan bir kanül var. Bu geçici olarak takılıyor. Solunum yolu problemi bittikten sonra bu kanal çıkartılıyor ve oraya bir küçük dikiş atılıyor. Bunun dışında idrar torbası ve bağlantıları,
izolasyon atıkları, kullanılmış pansuman malzemeler, kan ve kan ürünleri, sekresyonlar ve laboratuvar atıkları, şurası, ne yapıyor? Tıbbi atık içerisine giriyor ve kırmızı renkli poşette kullanılıyor. Tamam mı? Bunlar önemli. Sınavda çıkar mı? Kesinlikle çıkar. O birinci, ilk söylediğim yıldızladığından daha önemli bir konu bu. Bunu lütfen alın. Burayı bir yazın. Yazdıktan sonra da bana haber verin arkadaşlar. Almayan arkadaşım tamam, hangisini? Mesela şurası mı? Kullanılmış pansuman malzemelerinden sonrası. Tamam. Yazın o zaman. Kan ve kan ürünleri. Kullanılmış pansuman malzemelerinden sonrakileri size söylüyorum. Kan ve kan ürünleri. Sekresyonlar. Laboratuvar atıkları. En son söylediğim doğru. Tamam mı? Kan ve kan ürünleri, sekresyonlar, laboratuvar atıkları. Hocam burası orada hiç mi gözükmüyor? Ben oraya kadar inmeyeyim o zaman. Oraya inmeyeyim. Tamam. İzolasyona kadar yazın, ondan sonrasını yazmayayım. Tamam. Yazı gözükmüyor çünkü artık çocuklar. Tamam. Aldınız mı arkadaşlar burayı? Önemli dedik, sınavda kesinlikle çıkar. Sizin zaten çalışma hayatınızda karşınıza hep gelecek. O yüzden bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Aldıysanız hocama bir aldım deyin, yazdık deyin. Bekleyin hocam. Tamam, bekliyorum ben sizi. Zaten hocam 3 dakika var. 3 dakika mı? Tamam, aynı zamansınız. O zaman kaldığımız yerden ikinci saatimizde devam ederiz. Zaten bugün 4 saatimiz var sizinle. Evsel atış, siyah poşet kullanıyoruz. Tekrar atlayı da sonunda aldık. Şimdi şuraya kadar olan kısmı yazdınız diye düşünüyorum. İzolasyon atıkları, idrar torbasından sonraki madde. İzolasyon atıkları. Sonrakini okuyorum arkadaşlar. Kullanılmış pansuman malzemeleri. Kullanılmış pansuman malzemeleri. İzolasyon atıkları, kullanılmış pansuman malzemeleri, en altta da kan ve kan ürünleri, kan ve kan ürünleri, sekresyonlar, laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri, sekresyonlar, laboratuvar atıkları. Tamam mı? Burada bir katkı yapayım mı? Olur. Kan ve kan ürünleri, sesim geliyor çocuklar bilmiyorum. Kan ve kan ürünleri eğer kullanılmamışsa, herhangi bir nedenle hastaya transferi yapılmamış ise tutanakla kan merkezine iadesini yapacaksınız. Tıbbi atığa atmayacaksınız. Şüpheli bir kan ve kan ürünü verdiniz, transfer ettiniz, şüphelendiniz. Tıbbi hata atmadan kan merkezine iadesini yaptırmaya çalışacaksınız. Bunlar önemli. Bir kez hocam şey soracağım. Yani hemşire yardımcısı bunu yapabiliyor mu? Hemşire yardımcısı şöyle. Hemşire onu yönlendiriyor. Bu diyor şüpheli veya bu kullanılmadı. Tutanağını tutuyor. Onlar yönlendiriyor tamam, veya yönlendirmelerini yapıyor. Yani siz taşıma işlemini yapıyorsunuz. Tamam. Şurayı almışlar mı hocam, yazmışlar mı, görmüşler mi? Çocuklar en altı yazdınız mı? Hocam iki kere, üç kere okudu en alt kısmı. Önemli bir konu o. Yazdıklar, tamam. Tamam, o zaman siyah dakikamız var. Bir dakikamız var. Tamam, ben burayı sileyim. Üçüncü başlığımızı atalım. Sonra ikinci saatimizde de kaldığımız yerden devam edelim. Bunu defterinize eksik istemiyorum arkadaşlar. Döndüğünüzde bakacağım. Kesinlikle eksik istemiyorum. Bu konu çok önemli. Ben araya girdim yine. Girebilirsiniz. Adınız, soyadınız gibi bilmeniz gerekiyor. Aynen. Çünkü eğer atık yönetimi yaptı, bir atıkları doğru yönetemez iseniz ve atıkları yanlış attığınız için parasal ceza hatta olacak. İşten bile atılabilirler. Evet. Ambalaj atıkları diyelim. Başlığımızı atalım. Bir 10 dakika ara. Aramızı verelim o zaman. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar, hocam. İkinci saatimize görüşmek üzere.
Geliyor mu şu an ses? Tamam hocam. İkinci saatimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şurayı temizleyelim. Şimdi evsel atık dedik, tıbbi atık dedik, ambalaj atıklarına geçtik. Ambalaj atıklarını da biz ne yapıyoruz? Mavi renkli poşete, poşet kullanıyoruz, tamam mı? Mavi renkli poşet. Yani ambalaj atıkları dediğimizde de işin içine neler giriyor? Onları da birlikte basıp bakalım. Ambalaj atıkları dediğimizde de geri kazanılabilen atıklar. Geri kazanılabilen atıklar. Bunlar ne olabilir? Serumlar, ilaç şişeleri. Şimdi bunu yazsam da bir düşündüm. Bunu ilaç içeceğini buraya yazmayayım değil mi? Sarı onu yazmayayım. Evet. Tamam. Serumları da yazma. O zaman sadece düşünebilenleri aldım. Tamam. Tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan kağıtlar diyelim bir diğerine de. Tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan kağıtlar. Şimdi Hanife hocamızın bu son gelişmelerle ilgili bilgisi var. En son eklenen sarı poşeti de şuraya yazayım. Siz de onu geçirin. Sonra ben üstünden tekrar geçeceğim. Siz de o arada notumuzu almış olursunuz. Şuraya bir de 4 diyorum. Sarı atık poşeti. Bunu hiç kimse yazmadı. Ne A ne B. Siz de ekleyin arkadaşlar. Bu da yine çöp kovasına. Takılıyor. Buraya da neler atıyormuşuz? Antibiyotik. Kemoterapik. İlaç. Flakonları. Veya şişeleri. Bunun dışında yine Omnipark yapamıyorum şişeleri. Esnek cam şişeleri. Bunları da geçirin arkadaşlar. Ben de şöyle üstünden bir geçeyim sizinle birlikte. Şimdi ambalaj atıkları mavi renkli poşet kullanıyor ambalaj atıklarında, tamam mı? Geri kazanılabilen atıklar bunların içerisine giriyor. Tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan kağıtlar bunun içerisine giriyor. Sarı atık poşetler de yine çöp kovasında kullanılıyor. Ne işin içine giriyor? Antibiyotik ve kemoterapik ilaç flakonları veya şişeleri. Kemoterapik deyince arkadaşlar ne anlayacağız? Kanser ilaçlarını anlayacağız, tamam mı? Omnipak yapamira şişeleri de, bu da anjiyoda kullanılan opak madde dediğimiz şişeler, opak maddeli şişeleri. Diğeri de SF cam şişeler. Bu SF'ler hani maylan vardır ya, bir poşet içerisinde, plastik poşet içerisinde bir de şişeler içerisinde olan
poşet içerisinde olanları değil, cam şişe içerisinde olanları sonra atıp poşetine atıyoruz. Hanife hocamıza da teşekkür ediyoruz bilgilerinden dolayı. Siz katladan söyleyeceğim. Çocuklar, sizler artık sağlık çalışanı olacağınız için hastanelerde kalite departmanları var. Kalite departmanların da bölümlerinde sizin ne yapacağınıza dair her türlü dökümen var. Tıbbi atık yönetmeni diye bir yönetmelik var. Hocamız şey yapmıştı, benim sınav sorumluluğum bu. Tıbbi atık yönetmenini adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Çünkü orada poşetlerin et kalınlıklarına kadar yazarlar. Poşetlerin ebatlarına kadar yazarlar. O nedenle bunu bilmeniz gerekiyor. Bu önemli bir konu. Ben bununla ilgili bir örnek vermiştim sınıfta zaten. Ceza işlemi olan bir konuşmuştuk. Ya hastaneye ya kişiye yapıyorlar cezayı. Hastane cezaya gittikten sonra kişi zaten tutmuyor. Evet. Özelse tespit edilirse. Hemen gönderin. Şimdi burayı yazınca da bana haber verin arkadaşlar, yazdık deyin. Anlamadığınız bir yer varsa sorun. Şu ana kadar anlatılan kısım içerisinde anlamadığınız bir yer var mı yok mu? Hem bunun cevabını verin, hem de yazıp yazmadığımızın cevabını verin bana, olur mu? Burası gözüküyor diye biliyorum. Evet, gözüküyor, güzel. Yansımadım. Tamam, ben bekliyorum arkadaşlar. O arada ben tekrar edeyim. Şimdi mavi renkli poşetleri biliriz, ambalaj atıklarını atıyoruz. İşte geri kazanılabilen atıklar, tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan atıklar. Sarı atık poşet yine çöp kovasında takılıyor. Antibiyotik, kemoterapik ilaç flakonları veya şişelere atılıyor. Ormetal yapamıyor şişelere atılıyor. Estetik cam şişe halinde olan kısmının camlara atılıyor, tamam mı? Plastiklere atılıyor. Balım anlamamış. Balım nereye anlamadım onu söyle. Dört tane balım, dört hatta beş tane atık sistemi var. Bunlardan birisi siyah atık poşeti. Bu evsel atık. Hastayla temas etmiş fakat enfekte olmayan atıkların atıldığı. Özetliyorum beni duyuyorsan. Kırmızı atık, tıbbi atık poşeti dediğimiz. Hastayla enfekte olmuş, temas etmiş her türlü malzemeyi atıyorsunuz ama delici, kesici hariç, tamam mı? İğne uçları atmıyorsunuz, bisküvi uçları, cam ampulleri buna atmıyorsunuz. Mavi, geri dönüşümü mümkün olabilen kağıt, cam vesaire gibi malzemeleri atıyorsunuz. Sarı poşet, kitabımızda yok, sarı atık poşeti. Bu son çıkan bir uygulama. Ona ekstra bu belki sınavda sormayacak hocamızdan. Özellikle kulağınız aşina olsun diye anlatıyoruz. Antibiyotik, kemoterapik gibi riskli ilaç cam şişelerinin atıldığı poşet dördüncü. Beşinci de kutumuz var. Şimdi yazıyor hocamız. Tamam mı? Bunu genel olarak bilmeniz gerekiyor. Anladıysanız anladık değil. Beş tane şeye dikkat edeceksiniz. Klinik uygulamada siz bunları bilmeniz gerekiyor. Zorunlusunuz. Balım, anlaşıldı mı? Balımdan sesler yok. Balım, yaz bakalım. Balım sıla. Anladım hocam, teşekkür ederim. Tamam. Yazdınız mı arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Yazmış. Tamam. Anlaşılıyor, bir şey yok. O zaman şuraya son maddeyi de sharp box diyelim, onu da yazalım. Bunu sizden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Şöyle yazalım. Sharp box. Buna da arkadaşlar kesici, delici, aletler atılır. Mesela ne olabilir? Bisküvi atabiliriz değil mi? Onun dışında evet, iğne uçlarını atabiliriz. Peki öyle diyelim. Öyle anlasınlar. Enjektör ayı, iğne ucu ayı. Enjektör, iğne ucu. Enjektör, iğne ucu, iğne uçları, onu da ekleyelim. Bunları atabiliyoruz. Sharp box'a
sarı bir kutu şöyle. Şurada küçücük bir deliği var. Bunu çıkartılabiliyor. Üzerinde yazıyor zaten Sharpbox diye. Üstü kırmızı, şu kısmı sarı. Hatta siz iğneyi enjektörden çıkartmıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz, o kendiliğinden atıyor, alıyor içerisine. Şöyle bir kutu, gördüğünüzde tanırsınız zaten. Sharpbox'a da delici, kesici aletlerimizi atıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da geçirin. Bu konuyu burada bitirmiş oluyoruz. Sorduğumuzda da en azından aklınıza bir fikir olarak kalacak. Ya da işte kaça ayrıldığını bileceksiniz. Sınavda da madde madde sorarım veya işte sınavda benim için de şundan çıkabilir derim, tamam mı? Buraya aldıktan sonra da bana haber verin aldık diye. Hatta bu tıbbi atık amblemi var. Burada da var aynı zamanda o tıbbi atık amblemi. Bütün o poşetlerin üstünde de var. Siz görürsünüz, tanırsınız zaten. Aldıysanız aldık deyin arkadaşlar. Sonra yeni bir ünitele birlikte başlayalım. Müdahale odaları diyelim. Almışlar mı hocam? Tamam. Şu konuyu değiştiriyorum o zaman. Tamam. Şunu da silelim. Aldığınızı düşündüğüm için. Müdahale odaları deyin. Yeni bir ünite, yeni bir başlık. Evet. Şimdi müdahale odaları deyince biz ne anlayacağız arkadaşlar? Hasta ya da yaralıya işte aşı yapılabilir, enjeksiyon yapılabilir, küçük cerrahi müdahaleler yapılabilir. Bunlara olanak sağlayan ünitelere biz müdahale odası diyoruz, tamam mı? Şöyle yazalım birlikte. Müdahale odası. Siz de yazın lütfen. Ne dedik? Hastalara veya yaralılara. Şöyle iki nokta üst üste koyuyorum. Ne dedik? Aşı olabilir. Küçük cerrahi işlemler olabilir. Onun dışında enjeksiyonlar olabilir. Ve benzerleri diyelim, yapıldığı ünitelere biz ne diyoruz? Müdahale odaları diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hasta geliyor, enjeksiyonu yaptırıyor. Yaralı geliyor, pansumanı yaptırıyor. Önce küçük cerrahi işlemler yapılıyor. Veya ne dedik, aşı yaptırılabiliyor. Bu işlemler yapıldığı odaya biz müdahale odası diyoruz. Çok büyük müdahale gerektirmeyen durumlar olduğunda acil cerrahi müdahale odasına alınıyor. Ve burada da ne yapılıyor? İşte pansuman yapılabilir, sütür alınması veya atılması, yani dikiş atılması veya dikiş alınması işlemleri yapılabilir. Yanık pansumanları yapılabilir, atele alma yapılabilir. Yani ne demiştik biz? Kolu kırılan bir kişinin kırılan kolunu sabitlemek, atele almak, değil mi? Bunun dışında bel eksizyonu yapılabiliyor. Tırnak çekimi yapılabiliyor. Enjeksiyon işlemlerini zaten söylemiştik. Başka ne yapılabilir? Küçük biyopsi işlemleri yapılabilir. Mide lavajı, yani mide yıkaması işlemleri yapılabilir. Kist eksizyonu, yani kistin çıkarılması işlemi yapılabilir. Sünnet yapılabilir, sil koterilizasyon yapılabilir, yani o silin yakılma işlemi gibi küçük cerrahi işlemler yapılabilir. Yani çok büyük müdahaleye gerek kalmayan işlemler yapılabiliyor. O zaman bunları birlikte bir yazalım. Siz şurayı aldınız mı? Aldıysanız bana söyleyin. Şöyle bir başlayalım o zaman. Çok büyük müdahale gerektirmeyen işlemler. Diye bir başlık atıyoruz. Acil cerrahi müdahale odasına alınıyor
bu kişiler. Şimdi burada ne dedik? Şöyle yapalım. Hepsini tek tek açıklayacağız. Ben kotelizasyonu kotelizasyon yakma işlemi demek, tamam mı? Yakma işlemi derken çocuklar oradaki kanama odağını durdurmak için yapılan işlemi yakma işlemi diyoruz. Kanama odağını durduracağız. Hem oradaki beni alıyor, kanama odağını durdurmuş oluyor. Başka ne dedik? Atele alma. Atele neydi arkadaşlar? Kırık varsa o bölgenin hareketini kısıtlayarak sabitlemek. Şunu da şöyle gösterelim. Sonra ne dedik? Enjeksiyon işlemleri dedik, değil mi? Şurası karışmasın. Onun dışında başka ne söyledik? Biyopsi yapılabilir dedik. Mide lavajı dedik. Şöyle yazalım yine. Hocam orayı görmüyor. Ha, burayı gördüm. Tamam, o zaman siz şurayı alın. Biyopsi de mi gördünüz? Görüyorlar. Tamam, o zaman buraya kadar olan kısmı bir alın arkadaşlar. Ben şurayı silip üstünden yine devam edeyim. Müdahalemesine ne dedik? Hastalara veya yaralara işte aşı yapılabilir, küçük cerrahi işlemler yapılabilir, enjeksiyonlar ve benzerleri işlemlerin yapıldığı ünitelere müdahalemesi dedik. Çok büyük müdahale gerektirmeyen işlemler acil müdahale odasında yapılıyor. Bunun içerisinde neler giriyor? Atele alma, bel katalizasyonu, enjeksiyon işlemleri ve biyopsi işin içine giriyor. Burada iki terim karşımıza çıkıyor. Bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları da not edin. Yazdıktan sonra da bana haber verin. Sonra yine diğer maddeleri burayı silip devam edeceğim. Siz üstünden defterinize geçersiniz, tamam mı? Bekliyorum ben sizi. Yazdıysanız hocama söyleyin, yazdım diye. Hocam dedi, sizi bekleyin. Tamam, bekliyorum ben sizi. Yazdım hocam. Bir daha tamam. Mesela atelde en basit ne yapılıyor arkadaşlar? Hiç hastaneye falan gitmediniz. Bir kırık var. İki tane çubuk buluyorsunuz. O mesela ne diyelim? Kava kemik kırığı var. İki çubuğu şöyle kavak kemiğini iki yanına gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Üstünden de bir tane başörtüyü doluyorsunuz ve atele almış oluyorsunuz. Atele almak bu, tamam mı? Sabitliyorsunuz, yani oynamasına izin vermiyorsunuz. Çok sıkı şekilde bağlamıyorsunuz çünkü dolaşımını engellememiz gerekiyor. Hastanede ne yapılıyor? Alçıya alınıyor, değil mi? Aldınız mı arkadaşlar? Tamam. O zaman siliyorum bu işlemlere. Şuradan yine devam edelim. Başka neler yapılıyormuş? Ne dedik? Sütur alınması veya atılması dedik, değil mi? Veya alınması. Sütur'da neydi? Dikişti, değil mi? Daha sonrasında ne dedik? Pansuman yapılması. Pansumanlar da yapılabiliyor.
Ne örnek verdik? Yadın fonksiyonunu mesela dedik. Başka ne söyledik arkadaşlar? Atölye almayı söyledik. Başka ne dedik? Ben eksizyonu dedik değil mi? Onu yazmış mıydı? Yazdık, tamam. Sünnet yapılabiliyor dedik değil mi? Kist eksizyonu kaldırdılar. Kaldırdılar mı? Kaldırdılar. O zaman kurala göre ameliyathanede yapılıyor. Hatta genel cerrahın yetkisi dahilinde genel cerrahiden de aldılar, örolojiye verdiler. Direkt. Artık öroloji doktorları tarafından yapılması kanunlaştı. Peki şey değil mi? Ameliyathane ortamında. Ameliyathane ortamı. Tamam. O zaman onu da üstünden geçerek sünneti iptal ediyoruz. Üroloji doktorları ameliyathane ortamında yapması gerekiyor dedi hani hocamız. Son bilgilere göre. Son bilgi. Evet. Kist eksizyonu diye. Kist eksizyonu. Eksizyon neydi? Kesilip çıkartılması değil mi? Onu da şöyle yazalım. Hatta çok çok öncelerde sadece pratik yapan insanlar yapıyordu sünneti. Evet, aynen. Çocuklar nasıl yapabiliyordu? Sağlık çalışanı şey olarak. Hatta sınavlarla ayırdığınız eski kanuna göre. Evet. Ama şu an reproloji doktorlarının yetisi dahilinde. Şey, yani hatırladığım kadarıyla bu hani poliklinikler, o ne kadar gördüm ya, oralarda gidiyorlar. Poliklinikler de yaptırdım, ben yaptırdım sünneti. Öyle mi? Yaptırdım ama şu an yetki alındı. Şu an direkt ameliyathanede. Ameliyathanede reproloji doktoru yapacak, bilginiz olsun. Bu arada siz de yeni bir bilgi edinmiş oldunuz. Şimdi şuraya da yazdıysanız, ben yine bir tekrar edeyim. Ne dedik? Sütür alınması veya atılması dedik değil mi? Daha sonra pansuman yapılması, örneğin yarım pansuman dedik. Kist eksizyonu dedik. Eksizyon da neydi? Oradaki parçanın kesilip çıkartılması, sütür de neydi? Dikişti arkadaşlar. Nide amacını yazmıştık, öyle hatırlıyorum. Başka da yazılacak bir şey yok. Siz burayı da aldıktan sonra bana haber verin. Yazdım, anladım diye yazmış. Balım da yazmış. Sure yazmış. Sure, tamam. Diğerleri de yazdığımdan niye artık böyle çocuklar? Adar, İsmail, Efe mi vardı bir de? Efe, Sude, Sude de var. Yazdım. Tamam. Anlamadım demiş kadar. Adar neyi anlamadı? Yapılan işlemleri mi anlamadı yoksa terimleri mi anlamadı? Adar cevap bekliyorum. Yapılan işlemleri anlamamış. Şimdi yapılan işlemleri en basitinden başlayayım ben sana. Mesela pansuman. Pansuman ne arkadaşlar? Adar mesela arkadaşıyla oynarken düştü, dizi yarıldı. Doktora gitti, ne yapıldı? Sütür, dikiş atıldı, tamam mı? Dikiş atıldıktan sonra diyor ki doktor, eve gidiyorsun, pansuman için bana geliyorsun. Pansuman için gittiğinde sana yapılan şey, o dikişlerin üstüne batikon ve steril bir spançla ne yapılıyor? Sürülüyor, oradaki mikrobu öldürmek adına. Sonrasında belki kapatıyor, belki açık bırakıyor. Doktorun tercihine bağlı. Pansuman işlemi bu. Sütür alınması dedik. Dikişlere bir sütür diyorduk ya Adar. Dedi ki sana doktor, 10 gün sonra gel, dikişlerini alacağım. Sen şu an sağlıkçı olarak şunu bilmen gerekiyor. Dikiş dediğine göre benim aklıma ne gelmesi gerekiyor? Sütür. Demek ki dikişlerim, sütürlerim alınacak. Yine gidiyorsun, bu dikişler doktor tarafından tek tek alınmıyor. Tekrar pansuman yapıyor. Yani batikonlu spançla üstüne dokunduruluyor. Tekrar kurulanıyor. Gerekirse kapatılıyor veya açık bir şekilde seni yolluyor. Sonra Adar ne yaptı? İlaç içti. Uygun olmayan bir ilaç içti mesela. Midesi çok kötü. Ne yapılıyor yine? Müdahale odasına alınıyor, midesi yıkanıyor. Mide ilaç dediğimizde bu Adar, tamam mı? Sonra Adar yine oynarken kolunu kırıyor. Yine müdahale odasına alınıyor. Adar'a ne yapılıyor? Bir atel. Yani eğer hastanedeysen alçıya alınıyor ki orası sabitlensin. Adar kolunu oynatamasın. Dolayısıyla iyileşme süreci çabuklaşsın diye. Sonra adam hastalandı, doktor ona iğne yazdı, enjeksiyon yapılacak. Nereye gidiyor? Yine müdahale odasına gidiyor. Yat Adar diyor, sana enjeksiyon yapacağız. Güzelce iğneni de yapıyor, seni gönderiyor. Sonra Adar futbol oynarken ne yapıyor? Tırnağını
kırıyor ve tırnak batması veya işte bir şey oluyor, tırnağıyla ilgili bir sıkıntı oluyor. Yine adanın ne yapıyoruz? Biz müdahale odasına alıyoruz, belki tırnağını çekiyoruz. Bu tırnak çekme işleminde küçük müdahale işlemler içerisinde alabiliriz. Adada bir kist var veya bir ben var. Hatta ne deniyordu ona hocam? Sihir deniyordu değil mi? Mesela eskiden sihirler hep yakılırdı. Bu sihirler mesela sürekli kanıyor adanın elinde. Bakıyor annesi hemen ne yapıyor? Doktora götürüyor. Müdahale odasına alınıyor ada. Bu sihirleri yakılıyor. Hem yakılıyor hem hocamın dediği gibi işte oradaki kanama dursun diye işlem yapılıyor. Başka ne yapılabilir? Sünneti yapmıyoruz dedik. Sünneti ürünlüğü yapıyor dedik. Adar, yapacağın şey bunlar. Tamam mı? Seni aldık götürdük müdahale odasına. Neler yapılması gerektiğine ilgili genel bir bilgi verdik senin üzerinden. Anlaşıldı mı? Onu bana bir söyle. Hocam İsmail Zeki mide nasıl yıkanıyor diyor. Mideye hortum takılıyor. Evet, biraz zorlu bir süreç çünkü yani yutmanız zaman şeyde var. Hocam senin bilgi varsa söyleyebilirsin. Söyleyeyim mi? Peki söyle. İsmail, şimdi iki şekilde yıkama oluyor. Eğer zehirlenme olduysa karbonlu bir içecek var. Bildiğiniz kömür içeceği deriz biz ona. Hastaya onu içtirirsiniz ve doğal kusmayı sağlarsınız. Fakat hastanın bilinci kayıp. Size son haliyle, koma haliyle geldiyse o zaman burundan veya ağızdan mideye bir hortum atıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra bir sıvı solüsyon hazırlıyoruz. Onu veriyoruz. Mideyi defalarca çekiyoruz. Veriyorsunuz enjektörle geri alıyorsunuz. Veriyorsunuz. Alıyorsunuz ki oradaki atık madde gıdaysa veya ilaçsa onun verimini azaltmak adına bu işlemi defalarca yapabiliyorsunuz. Anladın mı İsmail? Anladım. İsmail şöyle bir şey, bu mide yıkaması çok basit bir şey değil. Soluk borusuyla mide, yemek borusu yan yana ya, sen onu yutarken bayağı bir sıkıntı yaşıyorsun. Kafanda soru işaretleri varsa bu işlemde hiç girişme derim ben sana. Şimdi şurası anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa bu cerrahi işlemlerin yapıldığı odanın... bitti mi süremiz? Belki süremiz bitmiş. Arkadaşlar önümüzdeki... Pardon. 5-6'da görüşmek üzere o zaman. Bunlardan yine anlamadığımız noktalar varsa bana söylersiniz dersin başında. Tekrar ederiz. Dersimize o şekilde başlarız. Görüşmek üzere.